Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte geometri full tekrar kampının derslerine başlıyoruz. İlk dersimizde doğru açı üçgen açı hatta ek çizimlerle ilgili kısa bir özetimiz olacak. Ardından klasik soruların çözümlerini yapacağız. Sayfa numarası 4 ve 8'i işleyeceğiz kitabımızda. Normalde kitapla karşınıza çıkıyordum ve kitap maalesef elinde yok kargoda gelmedi ama ben bu videoyu çekmek zorundaydım o yüzden çekiyorum. Hatta giriş videosunu o yüzden daha çekmedim. Kitap elime gelince çekeceğim. Ama siz giriş videosunu önceden izlemiş olacaksınız zaten. Çünkü ilk onu yükleyeceğim. Giriş videosunda da ben size zaten her şeyden bahsetmiştim. Kaç yani kampın gün sayısı ne? Her gün kaç video olacak? Onlardan bahsedeceğiz. Giriş videosunda bahsedeceğim ama şimdiden söyleyeyim. 20 gün ikişer videodan bu işi çok güzel bir şekilde halledeceğiz. Hem özeti hem klasik soruları hem yeni soruları. Geometriye A'dan Z'ye her şeyini en ince detayına kadar çok güzel bir şekilde tekrar edeceğiz gençler. Hazır mıyız? Hazırsak hadi bakalım birinci gün birinci videoya başlayalım. Doğru açılarla başlıyoruz. İlk olarak tümler açı. Tümler açı ne ile başlıyor? T ile başlıyor. Ters T işaretiydi. Ölçüleri toplamı 90 derece olan buradan aklımıza gelecekti. İki açıya biz ne diyoruz? Tümler açı adını veriyoruz. Bu x açısıysa tümleri nedir? 90 x x ya da x y Toplamda 90 ise x ile tümlerdir diyoruz ama bir açı x'e tümleri nedir? 90 eksi x demek işlemlerde bize daha da kolaylık sağlıyordu. Bütünler açıya gelelim. Bütünler açı dediğimizde ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açı adını veriyoruz. Bir açımız x ise diğer 180'e tamamlayan açısı ne olacaktır? 180 eksi x olacaktır. Açı ortay adı üstünde açıyı ortalayan doğruya biz açı ortay doğrusu adını veriyoruz. Açı ortay doğrusu dediği zaman şu açıların eşitliğini gösteriyoruz. Zaten çizgi çizgi şeklinde gösterirler. Hemen alfa alfa beta beta x x açılarını mutlaka yazın. Sonra e, paralel doğrular arasındaki ilişkilerden bahsedelim. Öncelikle yöndeş açıyı biliyoruz. Aynı yöne bakan açılar Burada önemli olan neydi? M U Z kuralları. Ya bunlar bizim için önemliydi. Yani muz diye böyle kısaltmıştık hatta. Şimdi ilk önce U'dan bahsedelim. Şöyle bir U kuralı var. İki paralel doğru arasında bir U kuralı varsa biz buna ne diyoruz? İşte karşıt durumlu açılar diyoruz ve toplamları da ne oluyor? 180 olacak. Bunu bilelim. A artı B 180. Sonra bu iki paralel doğru arasında şöyle bir şey varsa içeride ve birbirlerine ters olan açılara da iç ters açılar diyoruz. Hatta kısaltmıştık biz bunu. Z kuralı ya da şöyle S harfi de olabiliyordu. Şuradaki açılar da birbirine eşit olabiliyordu. Ama Z'yi bilelim. Z kuralı dediğimizde bu ters açılar birbirine eşit. Yani C ile D açıları eşit. Bir de şöyle bir şey vardı. Kalem ucu dediğimiz bir kural ama bunu kural olarak çok fazla bilmenizi de tavsiye etmiyorduk. Özellikle nereden geldiği bizim için önemli olduğunu söylemiştik. Şimdi bu kalem ucu gördüğümüz zaman ne diyorduk? A artı B artı C eşittir 360 şeklinde söylüyorduk. E biz bunu nasıl yapacağız? Arkadaş ilk önce şunu söyleyeyim. Biz paralel doğrular gördüğümüz zaman iki tane tekniğimiz var. Bir, paralel doğruları uzatacağız. İki, sivrilen yerden paralel çizeceğiz. Paralel doğrular uzatıp da şöyle bir M kuralından yapabilirsin. Burası 180 x A, burası 180 x C toplamları B deyip oradan yapabilirsin. Ya da Sivrilen yerden şöyle bir paralel çizsen hocam U'dan bu iki açın toplamı 180. Buradaki U'dan da bu iki açın toplamı 180. a iki tane U yaptı. Yani şu üç tane açının toplamı ne oldu? İki tane U yani 360 yapar. Buradan geliyor. ispatı bu. Bazı karışık sorularda da ispat tekniğini kullanıyoruz zaten. Ya da biz ne demiştik? Kalem ucu böyle bozuksa, böyle birkaç sivrilen yer varsa mesela formülü vardı. Onu formülden yapmaktansa bu şekilde sivrilen yerden paralel çizerek sonuca daha rahat bir şekilde ulaştığımızı söylemiştik. Şimdi zaten onu da göstereceğim merak etme. Devam edelim. M kuralı. M harfi varsa iki paralel doğrusunda bir sivilen yer varsa sola bakanlar sağa bakana eşit oluyor. Yani B açısı A artı C eşit oluyor. Ee, burada sıkıştığımız zaman ne yapacağız? Yine sivilen yerden paralel çizerek sonuca ulaşabilirsin tabii ki. Ama bu M kuralı da karşımıza çıkıyor. M'yi de şöyle bilmenizi de kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyoruz. Geldik buraya x1, x2, x3 böyle n tane açı varsa eğer iki paralel doğru arasında n tane açı varsa demek n tane köşe varsa demek anlamına gelmiyor mu? Bunun bir formül var. n-1 çarpı 180'e eşit. Niye hocam? Bunu formül olarak ezberleme zaten. Bizim sıkıştığımız an ne yapıyoruz? Paralel çiziyoruz. Paralel çizme tekniğini kullan. Hocam paralel çizelim. Paralel çizelim. Hadi burada da bir köşe olsun. Paralel çizelim. Mesela 1, 2, 3, 4 kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane köşe için. Hocam 1 U, 2 U, 3 U, 4 U. a 5 eksi 1 U. Yani e, yani 4 tane oldu. 5 köşede 4 tane U çıktı karşımıza. O zaman 5 köşede bir eksiğini U'su. Yani N 1 çarpı 180 işte oradan geliyor. Ezberleme kardeşim. Sivrilen yerden paralel çiz buradan yap. Tamam ispat teknikleri çok önemli bizim için. İspat tekniklerini ÖSYM de sormayı da sever. Dikkat. Evet geldik bir sonrakine. Şöyle de bir testere varsa ya da tarak varsa sola bakanların toplamı sağa bakanların toplamına eşit. Yani x artı y sağa bakanlar a artı b sola bakanlar. Yalnız burada sistematik bir sıra var. Bunu karıştırma. İşte bu sola bakansa sonra sağa bakan olması lazım. Sol sağ sol sağ şeklinde olması lazım. Bazen bu bu şekilde gelmiyor. Bu şekilde gelmiyor. Ne demek yani? Şöyle bir şey geliyor mesela. Şöyle bir şey geliyor mesela. Böyle açılar geliyor. Hocam burası 20 derece, burası 150 derece, burası 90 derece, burası 60 derece. Alfa nedir diye soruyor. Sen ne yapacaksın burada? 20 artı 60, alfa artı 90 artı 150 mi diyeceksin? Hayır. Sola bakanlar, sağa bakanlar burada yemiyor. Onun yapılabilmesi için ne olması lazım? Sistematik sırayla. Sol, sağ. Sola bakan açısı lazım. Hop 270 dereceyi alman lazım. Sonra sağa bakan açısı lazım. Hop 300 derece. Sonra sola bakan açısı. Bak sol, sağ, sol, sağ, sol. O zaman burası 180'e. 180 e, 180'lik sayfa demen lazım. 20, 270 ve 180 180'lik sayfanın toplamı neye eşit olacak? 150. 150 ve 300'ün toplamına eşit olacak arkadaşlar. Belki şey olabilir. Yanlış olabilir belki. Sayıları rastgele yazdığım için. idare edin. Ama bunu böyle yapmaktansa bu yine zor. İspat tekniğiyle yaparım. Ben olsam ispat tekniği. Çizelim paraleli. Çizelim paraleli. Çizelim paraleli. Daha rahat bir şekilde sonuca ulaşırım. Mesela Z'den dolayı 20. Ne kaldı? 130. Hocam burada U'dan dolayı 50. Buraya ne kaldı? 40. Z'den dolayı 40. Buraya 20 kaldı. Z'den dolayı 20. Bu arada soru da doğruymuş. Cevap 20 çıktı gördüğün üzere. Sivrilen yerden paraleli çizmeyi ihmal etme kardeşim. Geldik şuraya boynuz mu dersin Bu merak mı dersin ya da ne dersin böyle Erzurum'da buna da diyorlar ama boynuz diyelim. Hadi bu yaşta boynuzu iyi bilirsiniz siz. Hop şöyle. İçeridekilerin toplamı dışarıdakine eşit. Boynuz ya da bumerang gördüğünüz zaman yani x artı y artı z neye eşit? T'ye eşit. Yani BDC açısı içeridekilerin toplamı. Bu boyunuz daha da tırtıklıysa eğer, daha fazlaysa eğer o zaman ne yapacaksınız? Yine aynı. İçeridekilerin toplamı A, B, C, D. A, B, C, toplamı dışarıdakilerin toplamına eşit. Yani X artı Y'ye eşit olacaktır. İspatını zaten biz yapmıştık daha öncesinde. İspatta da işte buradan ne yaparsın? Şunu uzatırsın. iki iç açı bir dış açıdan ya da burada şöyle bir paralel çizerekten de yapabilirsin. Hatta bu sana ödev olsun. İspatı bakalım hatırlayabilecek misin? Bazen ispat teknikleri çok önemli olduğunu söylemiştik. O yüzden yap bakalım ispatı. Tamam dostum? Evet. İçeridekilerin toplamı dışarıdaki eşit. Geldik şimdi üçgende açılara. Üçgende açılar. İç açılar toplamı 180. Bilmeyeniniz yok. Dış açılar toplamı 360. Ve geldik şuna. Dayanamam. İki iç açı görünce bir dış açıya eşittir. A normalde sen şu ikisini biliyorsan her türlü soruyu yapabilirsin. Ama fazla işlem demek şurayı fazla yormak demek ne kadar az işlem yaparsak o kadar az meşgul ederiz burayı. Yani işimiz daha kolay güzel olur. Çünkü sınavlarda falan da hızlı olmak lazım ya. O yüzden iki iç açı bir de dış açısı varsa iki iç açı gördüğünde bir dış açıya eşittir. Hatta şunu söylemiştim ben Instagram'da hatta YouTube'da da shorts videosu da yapmıştım. İki iç açı sadece bir dış açıya mı eşit? Hayır. Üçgende evet iki iç açı bir dış açıya eşit ama dörtgende de iki iç açı iki dış açıya eşit. Beşgende iki iç açı üç dış açıya eşit. Altıgende iki iç açı dört dış açıya eşit. Bunlar da bize kolaylık sağlıyor. Bilmesek olur mu hocam? Ya bilmesen. Burada iki iç açı bir dış açı bilmesen olur. Ama bunlar bize pratiklik sağlıyor. Yani daha hızlı hareket etmemizi sağlıyor. O yüzden önemli demiştik. E burada da iki iç açı bir dış açı. Yani burada x açısı nedir? Diğer iki açının toplamına. Diğer iki iç açının toplamına. Yani b artı c'ye eşit. b artı c'ye eşit. Ya da burada a artı c kullanmadığın dış açısına eşit. y'ye eşit. a artı c. Ya da z de neye eşittir kardeşim? a artı b'ye eşittir. Bu kadar basit. İki iç açı, bir dış açı. Tamam. Şimdi açı ortay durumlarına gelelim. Açı ortayla ilgili böyle burada kaçı falan verildiğinde alfayı bulabilirsiniz. AA dersiniz, BB dersiniz. 2 artı 2 B'den şu e, artı 40'tan eşittir 180'den A artı B'yi bulursunuz. A artı B'yi bulduktan sonra da alfayı bulursunuz. Ama buradaki açı ortayda ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. İlk önce formülleri yazayım. Bak ABC üçgeninde B'den ve C'den açı ortay gelmiş. A'dan açı ortay gelmemiş. Bütün formüllerde açı ortay gelmeyen yer var. Bütün formüllerde açı ortaya gelmeyen yeri de A olarak yazdım zaten burada. Hocam iki tane iç açı ortaya arasında kaldığı zaman alfa 90 artı A açısı bölü 2 eşit. İki dış açı ortaya arasında olduğu zaman da 90 eksi A açısı bölü 2 eşit. Bir iç bir dış arasında kaldığı zaman da bak üçgenin burası dikkat. ABC üçgenindeki iç ve dış açıdan bahsediyorum. İç ve dış açı ortaya arasında kalan açıdan bu sefer burası. da ne eşit? Sadece ve sadece A açısı bölü 2 eşit. Bak dikkat et hepsinde kullanmadığım açının nesi var? Yarısı var. 2 iç açı ortay arasında kalan 90 artı a açısı bölü 2 zaten büyük açı olduğundan gelir. 2 dış açı ortay arasında kaldığı zaman 90 x a açısı bölü 2. Bir iç bir dış arasında kaldığı zaman da a açısı bölü 2. Yani alfa ise burası nedir? 2 alfa diyeceksin. Peki buradaki asıl bunu yazmamızdaki amaç nedir? Burası iki açı, ortayın kesim noktası bir üçgende kesinlikle ama kesinlikle açı ortaylarının kesim noktasıdır. Ya iç açı ortayların kesim noktasıdır ya da dış açı ortayların kesim noktasıdır. Yani ya iç teğet çemberin merkezidir ya da dış teğet çemberin merkezidir. Bu bu açıortay, bu da açıortay. E o zaman bu iç açıortay, bu iç açıortaysa, o zaman buradan gelen de açı kesim noktasından geçiyorsa. Üçgen içinde ya bu da iç açıortay olmak zorunda. Bak dikkat et ne oldu? Üç tane iç açıortay bir noktada kesişti. İşte burası iç teğet çemberin merkezidir. Bazen böyle bunun açıortay olmasını bizim bulmamızı isteyebiliyorlar. Ya 3 iç açı ortay bir noktada kesir ya da iki dış bir iç açı ortay bir noktada kesir. Niye? Hocam bu üçgende bak ABC üçgende dikkat et. ABC üçgende dış açı ortay dış açı ortay. A'dan bir dış açı ortay daha çizsem buradan geçmesinin imkanı yok. Yani 3 tane dış açı ortay bir üçgende kesişmiyor. E hocam burası açı ortayların kesim noktası. B'den C'den gelmiş. A'dan da geldiğim zaman bu da ne olmak zorunda? Açı ortayların kesim noktasından geçtiği için açı ortay olur. Ama iki dış bir iç açı ortay bir noktada kesir. O yüzden burası şöyle aç-orta olur. Yani bu da iç-aç-orta olmak zorunda. Peki buraya gelelim. Hocam bu iç, bu dış, bu da aç-ortayların kesim noktası mı yaptı? Evet. Ha aç-ortayların kesim noktası yaptı. Yani buradan gelenler olmak zorunda. Aç-ortay olmak zorunda. Bu da aç-ortay olacak. Peki hocam şu açıyla şu açı eşit değil. Çünkü niye? Ya 3 tane iç-aç-ortay bir noktada kesiyor ya da 2 dış 1 iç bu iç, bu dışsa o zaman bu da dış olmak zorunda. Yani A açısının dış açısını iki eş parçaya bölecek. Böyle dış açısı 180'e tamamlı bulduktan sonra dış açıyı ortalayacağını bu şekilde göstereceksiniz. Tamam mı? Lütfen buna dikkat. Evet gelçiler geldik bir sonraki kısma. Şimdi ikizkenar üçgen. İlk önce ikizkenar üçgeni açı ile ilgili kısmından bahsedelim. Açı ile ilgili kısmını biz sorularda kullanıyoruz. Açı geldiği zaman açı ile ilgili kısımlar taban açılarına değerler veriyoruz. İkiz kenarda tabanı boysa taban açıları da birbirine eşittir diyoruz. Tepe açısı da burası. Hatta tepe açısı 40 derece ise mesela 180'den 40 çıkartıp 2'ye bölüp 70-70 olarak da buradaki açıları da bulduğumuzu da söylemiştik. Yani 180'den tepe açısını çıkartıp 2'ye bölerek sonuca ulaşabileceğimizi söylemiştik. Ee, bir de ne var? Ek çizimlerle alakalı bir kısım var. Bu da ek çizimle alakalı bir şey. Arkadaş ikiz kenar üçgende çizilen yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortaydı. 4 tane özellik var. Bu 4 özellikten daki diklik. Bu açı ortaylık. Bu kenar ortaylık. Bu da ikiz kenarlık. Bak nakideki diklik, açı ortaylık, kenar ortaylık, ikiz kenarlık. Bunlardan en az ikisi sağlanırsa, ikisi sağlanırsa, ikisi varsa hepsi sağlanır diyeceğiz. Hepsi vardır diyeceğiz. Ya yani ne demek ikisi varsa? En fazla karşımıza çıkar. Dik tabanı iki eş parçaya böler. Aklımıza ikiz kenar gelecek. Bazen ek çizim sorularında yapıyoruz. Hocam bu yükseklik tabanı ikiş parçaya böldü. Bu açı ortaydır ve bu ikizkenar kenar üçgendir. Ya da şu da çok karşımıza çıkıyor. Hem yükseklik hem açı ortay. O yüzden ben şunu hep söylerim. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakın lütfen derim. Değil mi? Yüksekliğe ayrı bir gözle bak. E yükseklik aynı zamanda açı ortaysa bu bir ikizkenar üçgendir ve tabanı iki eşit parçaya böler de. Ama bazen de yükseklik kenar ortay üçgen oluşturduğumuz durumlarda gelebiliyor. Buna da dikkat Geldi Geldik eşkenar üçgene. Eşkenar üçgen dediğimiz nedir? Eşkenar üçgen bütün kenarları eşit olan üçgenlerdir. Açılarımız da kaçtır? 60 derecedir. Eşkenar üçgenin ek çizim tekniği de şudur. 60 derece. Normalde x kenarlık olduğu zaman x kenar üçgen oluşturmayız. Sadece özel durumlarda daki şartları sağlanmasında x kenar oluştururuz. A böyle x kenarlık varsa 60 da varsa bu şekilde şunu çizip eşkenar üçgen oluşturabiliriz. Özel bir durum çıkıyor. Çünkü 180 60 çıkart 2'ye böyle 60 60 yapıyor bu. Bu da eşkenar oldu. Buradaki eşitliği farklı yerlerde de kullanabiliyoruz. Özel ile alakası yerlerde eşitlik olan sorularda bu şekilde hamlelerde yapılabiliyor. Buna da dikkat et. Bir de eşkenar üçgende çizilen yükseklik aynı zamanda ikizkenarın özelliklerini sağlıyor ya. Yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. Aynı zamanda da kenar ortaydır. Bu da yükseklik. Bu da yükseklik. Yükseklikler de bak bir yerde, bir yerde kesiyor. Zaten niye bir yerde kesiyor? Bu açı ortay ya. Bu da açı ortay. Bu da açı ortay. A yükseklik aynı zamanda. Yükseklerin kesim noktası. A kenar ortay aynı zamanda. Kenar ortayların kesim noktası da diyebiliriz buna. Ek çizim tekniklerinden biri de nedir? Muhteşem üçlü. 90'dan kenar orta çizince eşit eşitken burası da eşit olur. Bunlardan biri eksikse diğerleri de sağlanır. Şu üç tanesi varsa muhteşem üçlüden 90'ı yapıştırırsın. Ya da hocam 90 var eşit var eşit var. O zaman 3. eksik parçayı da sen tamamlarsın. Bir de ek çizim tekniklerinden biri orta taban benzerlikte karşılaşıyoruz ama burada da bilmemiz gerekir. Orta taban dediğimiz şey de şudur. Hocam paralellik olacak. 1'e 2 oranı olacak. Bunlar bunlar birbirine eşit olacak. İşte bu nedir? Ort taban. 4 özellikten ikisi sağlanırsa sadece bir tanesi hariç. İkisi sağlanırsa diğerleri de sağlanır diyorduk. Hatta eşitlik gördüğümüz aklımıza ne gelecek? Orta taban gelecek diye söylüyorduk. Mesela sen burada şöyle bir eşitlik gördüğün zaman sakın şu kenar ortayı çizme. Ne oldu? Kenar ortayı çizmenle kalırsın. Özel bir durum oluşmadı. Bir şey çizdiğinde özel bir durum oluşması lazım. O özel durumlarda bu geometrideki ek çizimlerle İkiz kenarlık ek çizimi muhteşem üçlü ya da orta tabanlı olur. E hocam burada eşitlik gördüğümüz zaman ne yapacağız? Eşitliğin olduğu yere kalemini koyacaksın. Orta taban çizgisi çizeceksin. Şu üç tane kenardan bu bunun üstünde ya buna paralel çizemezsin zaten. Ya buna paralel çizeceksin böyle. Şunlar paralel. E paralel çizince de K2K olur. Orta taban şunlar da eşit olur. Ya da ikinci şekilde de nasıl yapabilirsin? Şuraya da bir paralel çizebilirsin. Şöyle de bir paralel de çizebilirsin. Yine K2K olur. Bunlar da birbirine eşit olur deyip yorumunu yapabilirsin gençler. Yapabilirsiniz gençler. E evet, tekrarımızı yaptık mı? Yaptık. E ee, e ee, o zaman sırada ne var? Örnekler var. Haydi bakalım örneklere başlıyoruz. Bütünler iki açının oranı 5 bölü 7 demiş. Bir açıya alfa dersem bütünleri ne olur? 180 x alfa olur. Oranlaması da 5 bölü 7 demiş. İşler dışlar yapacağız kardeşim. 7 alfa eşittir 5 çarpı 180 çarpmıyorum eksi 5 alfa yaptı eksi 5 alfayı öbür tarafa attım 12 alfa eşittir 5 çarpı 180 çarpmayalım ki sadeleştirmeyi kolay yapalım şunu 12'ye bölsek kaç yapıyor 15 yapıyor galiba değil mi 6'ya bölsek 30 bir daha 2'ye böleceğiz 15 yapıyor 5 ile de 15'in çarpımı kaç yapıyor 5 ile de 15'in çarpımı 75 yapıyor Aa, cevap 75 şıklarda yok hocam bak bizden ne isteniyor bizden küçük açının tümleri kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaş küçük açı bir açı alfayken diğer açı 180 eksi alfa değil miydi? Alfa ve 180 eksi alfa. Bu açı 75 bu açı da kaç? 105 olmadı mı? Oldu. Küçük olan açı hangisi? Bu. Küçük olan açının nesi isteniyor bizden? Tümleri isteniyor. Yani 90 eksi 75 isteniyor. Cevap 15 yapar böylelikle. Evet birinci soru akçay oldu. 2'ye geldik. Bir açının bütünlerinin ölçüsü. Bir açıya alfa dedim bütünlerinin ölçüsü 90 eksi alfası tümlerinin bütünlerinin ölçüsü diyor 180 eksi alfası tümlerinin ölçüsünün 3 katına eşitmiş. 3 tane 90 eksi alfaya eşitmiş. Ya soruyu okuyorum yazıyorum başka bir şey yapmıyorum. 180 eksi alfa eşittir 270 eksi 3 alfa oldu. Eksi 3 alfa buraya geçti artı 2 alfa yaptı burası. E burası da 90 yaptı. Alfayı da böylelikle 45 bulduk. Bu açı kaç derecedir demişti. Zaten öncesinde bu açıya 45 demiştik. Alfayı bulduk. Cevap böylelikle denizli çıkar. Geldik örnek 3'e. Paralellikler verilmiş. E bunlar birbirine paralel. Z'den dolayı burası 70 derece yapar. E 70, 70, 140'tan buraya ne kaldı? 40 kaldı. Üçgen iç açıları toplamından. E hocam şunlar paralel. E 40 yöndeşitten dolayı burası da 40. U kuralı var burada. 180'e tamamlayan da 140 mi yapar? Evet. Örnek 3. Edremit. Geldik örnek 4'e. Evet. Biraz sıkıntılı bir soru. Ben kitabımda da kendi kitabımda da yeni nesle çevirmiştim bu soruyu. Ne yapacağız burada? Hocam burada paralellikler. Şunlar birbirine paralel verilmiş. 80 derece var. Alfa derece var. E burada nasıl bir işlem yapacağız biz şimdi? Arkadaş paralel doğrular verince ya sivrilen yerden paralel çiziyoruz ya da paralel doğruları uzatıyoruz. Sivrilen yerden paralel çizince tek çizim de olmadı. iki çizim olması lazım. Buradan da yapılabilir tabii ki. Ama hoşuma gitmedi. Ne yapayım? Şu paralel doğruyu uzatayım. Şu paralel doğruyu da uzatayım şöyle. E hocam şuraya ben a a dersem ya da XX dersem ters açıdan dolayı burası da X oldu. Şuraya YY dersem yöndeşlikten dolayı burası da Y ters açıdan Y. Bak X artı Y'yi bulursam neyi bulurum? Alfayı bulurum. E ben verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayım. Şunu da uzattım ya şöyle. Şurada da bir üçgen oluştu mu? Oluştu. Hocam şunu uzatınca 2X'e yöndeşlikten dolayı burada buradaki da 2X yapar. Bak bu üçgenin nesi var? Bir dış açısı, bir dış açısı, bir de iç açısı var. Burayı ben 180 eksi 2x burayı 180 eksi 2y deyip iç açılar toplamı 180'den gidebilirim. Ya da iki tane dış açısı zaten var kardeşim. Bir üçüncüsünü de bul. Hocam 100 dış açılar toplamından git. 2x artı 2y artı 100 eşittir 360 de daha kolay olsun. Evet bu toplam 360'a eşit olacak. Ekranda göremiyorsun ben hemen şunu şuraya alayım. Hop şöyle bu toplam neye eşit olacak? 360'a eşit olacak. Ve buradan 2x artı 2y'yi 260 bulurum x artı y de buradan 130 gelir. E şu üçgende o zaman x artı y artı alfanın da 180 olduğunu biliyoruz. Burası 130 alfada alfa kaç çıkar o zaman? 50 derece çıkar. Evet dördüncü soru Balıkesir. esir. Geldik 5'e. Ne yapıyoruz? Ya paralel doğruları uzatıyoruz ya sivrilen yerden paralel çiziyoruz. Sanki burada da paralel doğruyu uzatmak daha böyle etkili olacak gibi. Sonuçta x'e ait bir üçgende oluşmuş oldu. Hadi bakalım şurada bir u kuralı var mı? Var. Hocam U kuralından dolayı 40 olur. Ters açıdan dolayı burası da 40 olur. 40 burası. Bak burası da 65 çizginin altında kaldı. 40 65 daha 105. Hani iki iç açı bir dış açı. Hemen buraya 105 yazabilirim. Bak bu üçgende burayı direkt bulabilirim 75. Burayı da direkt bulabilirim 50. Şu üçünün toplamı da 180 yapacak. 75 50 daha 125. 180'e tamamlayan açısı da 55 derece yapar. Yani cevap Cihan çıkar 5. soruda. 6'ya geldik formülü vardı. Boş ver formülü. At paraleli. Hocam U'dan dolayı 180'e tamamlayanı 62 yapar. E, 62 çıkartırsam 102 kalır burada. 164'ten 62 çıkartırsam çek paralelini 180'e tamamlayanı 78 yapar. O zaman 136'dan 78 çıkartırsam e, 58 kalıyor galiba. Buraya 58 kaldı. E burada da bir U kuralı var. 180'e tamamlayan açısında kaç yapıyor? 122 yapıyor. Yani cevap C yaptı 6. soruda. Geldik 7'ye. M kuralı var. Öncelikli olarak şöyle bir M kuralı 120'ye bakacak olursak. Buradaki M kuralında şuraya A A A dersem şuraya da bir B B B dersem 3 A artı 3 B'nin 120 olduğunu görüyoruz. A artı B buradan 40 gelir. Evet A artı B 40 geldi. Benden X ve Y isteniyor. Bak X'e ait şöyle bir M var. Y'ye de ait onu da şöyle göstereyim. Y'ye de ait şöyle bir M var. X nedir? 2 şöyle A ve B'nin toplamı değil midir? Evet. X A ile B'nin toplamı A artı B yapar. Y nedir? Hocam şu sarı M'ye bakacak olursak 2 A ile 2 B'nin toplamı. Burası da 2 A artı 2 B oldu. Benden Y eksi X isteniyor. Yani 2 A artı 2 B eksi A artı B isteniyor. Yani eksi A eksi B. O da A artı B yapar. E artı B'yi zaten biz 40 bulmuştuk. Cevap dolayısıyla 40 çıkar. Örnek 7. Balıkesir. Geldik örnek 8'e. Hocam ters açıdan dolayı 40. Ters açıdan dolayı 85. Ters açıdan dolayı x. Bunlar da hep böyle garip bir şekilde formül alıyoruz. Kitaplarda da var. Çok komik külüyorum çünkü. Gerek yok ya bunlarda. Vay efendim şöyle doğrular olunca bu açı ortaya olunca şu ikisinin toplamının yarısı burayı veriyor. Acaba farkının yarısı mı burayı veriyor? Gibi gibi böyle formüller arıyorsunuz. Ya sen şurana güven kardeşim. Ne formülü? Bak 85 40 e burayı bulurum ben. 85 40 daha 125 buraya ne kaldı? 65 derece kaldı. Değil mi? 125'ten bazen işlem hatası da yapabiliyoruz tabii ki. 55 derece kaldı. E hocam burası da 55. E burada da 2 iç açı bir dış açı. 55 ile neyi toplarsan 85 yapar. 30'u. E o zaman burası da 30 derece yapar. Yani örnek 8 Cihan olur. Geldik örnek 9'a. Şimdi buradaki açılar verilmiş. A açısı ise A açısı B açısı ise B açısı yazalım. 105. Hocam şu açıyı mı yazayım ben? Yo gerek yok. Bak şu üçgende bir dış açı o. E bu üçgende 2 iç açı bir dış açı kullanabilirim. O da A artı B ile A'nın toplamı değil mi? Yani 2A artı B değil midir? Evet. 2A artı B eşittir 105. Hocam 99 burada. 99 ya bu üçgende. a bu üçgende diğer şu açı yok. Ya da şu üçgende değil mi? Evet. Kırmızı üçgende B ile A artı B'nin toplamı 99. Yani 2B artı A. Yani A artı 2B eşittir 99. Elimizde 2 bilimini 2 denklem geldi. Hocam ben bunu eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayayım. A'ları yok edeyim. Sonra B'yi bulayım şeklinde yapma. BAC isteniyor. Bazen de sadece ve sadece a artı b'yi bulman gerekebiliyor. Bak toplarsak ne güzel 3a artı 3b geliyor. 3a artı 3b 105 artı 99 değil mi? Evet. 3'e e böl denklemi a artı de kaç yapıyor o zaman? 3'e böldüğün zaman 35 yapıyor burası. E burası da kaç yaptı? 33 yaptı. Topladığımız zaman da a artı b'yi kaç bulduk? 68 bulduk. E zaten bak b açısı isteniyor bizden. Hocam a artı b'yi bulduk ya işte A artı B bana A artı B lazımmış. A'yı B'yi ayrı ayrı bulup toplamama gerek yok. Bazı sorularda böyle çakallık yapıyorlar. Dikkat edin lütfen. A artı B 68. Bak burası 68. Bak burası da 68. 68, 68 ve alfanın toplamı nedir? 180. E o zaman bu ikisinin toplamı 136 yaptı. 180'den 136 çıkınca da alfada kaç çıkıyor o zaman? E, 44 çıkıyor. Cevap Edremit yaptı 9. soruda. Ona geldik. E, bu açılar eşit verilmiş. Ben buraya a a diyeyim. E, sonra x a, a yan yana geldi. Dayanamam. Bu üçgende iki iç açı bir dış açı. Dış açısı da burası. Hocam burası kaç yapmalı yapması lazım? X artı a yapması lazım. X artı a yapacak. E, a'sı burası, buraya i, x kaldı o zaman. A. Hocam burada da iki iç açı bir dış açı. Yani x artı 20 eşittir 50. Dayanamam diye diye soruları çözüyoruz. Cevap da böylelikle 30 çıktı. Örnek onu. Balıkesir bulduk. Geldik örnek 11'e. Burası K iken burası 2K verilmiş. BC AB Ali Bey uzunluğu K iken DC uzunluğu 2K. Bak soruya baktın. Hiçbir şey yapamıyorsun. Demek ki bir şey çizmem lazım. E hocam 30 60 90 üçgeni mi? Değil. Bir dik üçgende dik üçgenin bir kenarı K. Burası 2K iken 30 60 90 üçgen oluyordu. Dik üçgenin bu kenarı K değil ki. Dik üçgenin dik kenar olmayan kenarı K. Yani şurası K. Dışındaki yer K. E ne yapacağız hocam? O zaman ek çizim yapacağız. Ek çizim yaparken dikkatli dinle beni. Ya muhteşem üçlü ya orta taban ya da ikiz kenarlık gelecek aklımıza. İlk ikiz kenarlık gelsin hatta. E dik tabanı keş parçaya falan bölmüyor. İkiz kenarlık yok. E hocam orta tabanda eşitlik olması lazım. E 90'lık varsa muhteşem. Evet ek çizim olması lazım ya. E 90'lık da var muhteşem üçlü çizeceğiz demek ki. Çizelim 90'dan çizilir muhteşem üçlü. Buradan çizdim. Eşit. Eşitken burası da eşit. Yani bak burası k burası k oldu. 2k 2 eşit parçaya böldü. Burası da k. A burası da eşit. Burada da ikizkenar çıktı. Ne güzel. Şu x kenardan dolayı x ise burası da x'tir. 2 iç açı 1 dış açı hemen dayanamayıp yazarım. Hocam burada da x kenarlık var. Taban açıları birbirine eşit. Burası da 2x yaptı. Hocam 2 iç açı 1 dış açı. Burası da 2x artı 27 yaptı. A dik üçgenin diğer iki açısı. Bak 90 derece ve dik üçgenin diğer iki açısı. Yani 2x artı 27 ile x'in toplamının ne olması lazım? 90 derece olması lazım. 3x buradan kaç geliyor? 60, 3 geliyor. X'i de böylelikle 21 buluruz. Bizden de x isteniyor. Cevap akçay ah olur. Geldik örnek 12'ye. I noktası işte çemberin merkezi. İşte çemberin merkezi demek iç açı ortayların kesim noktası demek. O zaman burası da x x mi oldu? Evet. İstersen formülden yap. Birinci yol nedir? İki tane iç açı ortay arasında kalan açı 125 açısı 90 artı a açısı bölü 2'ydi 2x bölü 2'den e, buradan şunlar gitti. X de 125 eksi 90'dan 35 olarak bulursun. Cevap 35 yaparsın. Ya da ne yaparsın? A A dersin, B B dersin. Şuradaki üçgende A artı B artı 125 eşittir 180'den A artı B kaç çıkar o zaman? 55 çıkar. E a artı B 55 ise büyük üçgene bak. 2, 2A, 2B ve 2x yok mu? Eş, i̇şte bu 180 eşit olacak. 2 artı 2 b 110 sa çünkü 55 artı b. 2 x'e e ne kaldı o zaman? 70 kaldı. 2 x 70 ise x de buradan kaç dersin? 35 dersin ve olayı bitirsin kardeşim. X de hemen hemen aynı yola denk geliyor ama burada önemli olan işte HM iç merkezi demek ne demek? İç açı ortayların kesin noktası demek oluyor. Geldik örnek 13'e. Hocam açı ortay var açı ortam var. Bak sadece bir tane açı var. Demek ki ben bunu A A B B desem çözemiyorum. Ne yapmam lazım? Açı ortaylara dikkat etmem lazım. Bak dikkat et. ABC üçgeninden bir iç açı ortay çıkmış. Bir de ne var? Bu iç açı ortay bu da dış açı ortay. Ha iç ile dış arasında kalan açı x'e. Burası 2x olmuyor muydu? Evet. Ah be keşke 40 burayı verseler. Direkt 20'yi işaretlerdik. Ama yok. Burası 2x. E ne yapacağız? Açı ortaylı sorularda soruyu çözemiyorsan dikkatini şuraya ver. Nereye? Açı ortayların kesim noktasına ver dikkatini. Bu açı ortay. Bu da açı ortay. Üçüncü köşeden gelen de açı ortay. Aa hocam o zaman burası açı ortay mı olacak? Hayır. Ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesecek. Ya 2 dış bir iç açı ortay bir noktada kesecekti. Bu iç bu dışsa bu da dış olmak zorunda. O zaman bu açının dış açısı olacak. Burası 40 olacak arkadaşım. Dış açısı açı ortay olmak zorunda daha doğrusu. Evet buradan bu dış açı ortay. 40 40 80 o zaman buraya 100 kaldı. 2 x 100 ise x de böylelikle 50 çıktı. Yani cevap Edremit yaptı 13. soruda. Geldik 14. soruya. Yani bu dersin son sorusuna geldik. Kağıt. Dikdörtgen şeklinde bir kağıt var elimizde. Böyle bir kesimler yapmışız ve oluşan açılar bunlar. Arkadaş aslında şunu şöyle uzattığımız zaman ne var? Bizim zikzak yok mu? Şunlar paralel ya. Dikdörtgen demesinin esprisi şu. Karşıtlı kenarların paralel olması. E hocam bunlar paralel. Şöyle ne var o zaman burada? Sola bakan. Sağa bakan. Sola bakan açısı lazım. İsterseniz paraleller çizerek de yapabilirsiniz. E hocam bu ne? 336. 360'a tamamlayan açısı değil mi burası? Evet. Yani 360'a tamamla bakayım burayı. Hocam 10, 24 mi Evet burası 24. Şuraya da bir A diyeyim. Burada da sağ bakan açısı lazım. 38 artı 24. Neye eşit olmak zorunda? 40 artı A'ya eşit olmak zorunda. Yani şunu yaptıysan eğer yanıldın. Hocam 38 artı y, 40 artı 336 olmaz. Sistematik sırayla gitmek lazım sol sağ sol sağ sol sağ şeklinde gideceğiz tamam e ee, şu ikisi bunu atınca buraya eksi 2 kaldı burada 22 mi yaptı burası evet a 22 bulduk a 22 ama y de nedir 180 eksi 22 olduğundan 158 geldi mi geldi cevap denizli yapar böylelikle örnek 14'de ne bulduk denizli bulduk ve ilk kısmı bitirdik arkadaşlar ilk kısımda ne vardı Konu özeti vardı, ardından klasik sorular vardı. Şimdi ikinci kısma geleceğiz. İkinci kısımda ne var? Yeni nesil sorular. O zaman bir sonraki dersimizde birinci günün ikinci videosunda doğru da açı ve üçgende açının yeni nesil sorularıyla görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.